Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Dün maç sonu canlı yayında konuştuk ama hem sizin sinirleriniz çok gergindi hem benimki gergindi. Birçok şeyi anlatamadık. Anlattıysak da <laughs> yani içeri girip içeride bırakamadık onu maalesef. Şimdi ben ilk olarak şunu söyleyeyim. Arda Güler <laughs> bir açıklama yapmış maçın bitiminde. Yani Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler İstanbulspor karşılaşmasını değerlendiriyor maçın bitiminde. Zaten çok kısa kelimelerle Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. Başka bir şeye tahammül edecek. Artık gücümüz de kalmadı. Taraftarımızdan özür dileriz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Taraftardan özür dilemesi gereken isim Arda Güler mi? Önce bunu konuşalım. Bence değil. Bak en çok savunmama rağmen mesela Rossis şey yapsın özür dilesin. Mesela Arao özür dilesin. Mert Hakan özür dilesin. Neyse. Çok mahcupuz. Attığımız golleri kazanırsak önemli olacaktı ama şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz diyor. cevap ja Pedro Bence dirildi. Hayata döndü. Önemliden de öteydi diyor Cevap Pedro. Yani e, İstanbul Spor maçı sonrasında onun konuşmaları da şu. Bizim için önemliden de önemliydi bu maçı kazanmak. Rakibimizin, rakibin hatalarımızı bekleyeceğini biliyorduk. Böyle de oldu. <laughs> Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık. Ama lig henüz bitmedi diyor. Ulan sanırsın bir yerden garanti aldılar gibi konuşuyorlar ya. Futbolculara bak. Şimdi Kadıköy'de maç sonu bir gerginlik oldu. Şimdi hepsine de değineceğim ben. Maç 3-3 bitti. Jorge Jesus da tribünler arasında bir gerginlik oldu. Niye? Şimdi 96'ta gelen golle Fenerbahçe sağdan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Yani hakem performansı, İstanbulspor performansı derken takımı e, sahanın içine topladı Jesus. Sonra tribünlerden çok ağır tepkiler. Aslında çok ağır da tepkiler değil ama bence biraz fazla reaksiyon yaptı. Arda Güler de koluna girdirip içeri girdirdi. Şimdi Kadıköy'de var uyarısı ve penaltı kararı diye. Aslına bakarsanız arkadaşlar burada ben size bir şey söyleyeyim. Çok ciddi bir kural hatası var. Yani var incelemesi sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun e, penaltı denilen pozisyon çok ciddi bir kural hatası. Nasıl kural hatası? Ya 52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giriyor Eze. Samet'ten sıyrılıp şutunu çekiyor. Eze'nin vuruşu Ferdi'nin ayağından sekiyor. Eze pozisyonda elle oynama ve penaltı bekliyor. Hakem Kadir Sağlam adlı arkadaş oyunu sürdürüyor. Bak aslında maçın orta hakemi sürdürüyor. Vardan uyarı geliyor Halil Umut Meyler adlı futbol teröristinden. Penaltıyı veriyor. Bir de Ferdi Kadıoğlu'na sarı kart veriyor. Allah'tan kitaptan korkun be. Yani bilinçli oynamayan bir adama sarı kartı nasıl veriyorsun? Bir, nasıl penaltı veriyorsun? Yani İstanbulspor 57'de Ethem ile skoru 2-1 yaptı. Hocam 2-1 yaptıktan sonra sen de kazanaydın. Ya işte öyle olmuyor. Öyle olmuyor ya. Olmuyor. Yani bak. Şimdi ben size bir sürü şey söyleyeceğim. Bak Jesus'u yerin dibine sokan bir sürü şey söyleyeceğim. Ama etmeyin. Eğilemeyin. Ya hocam her şeyi de hakemden biliyoruz. Her şeyi hakemden bileceksin tabi. Bir Galatasaray maçı. Attıkları ilk golde faul var. Aldıkları ilk penaltıda penaltı yok. Çarpma. Aldıkları ikinci penaltı penaltı değil. 3 golün ikisi buradan geliyor. Çık 3 golün ikisini Galatasaray evinde 3-1 yenildi. Fenerbahçe'ye bugün geçelim. 3-3. Atılan Nizami gol sayılmıyor. Fenerbahçe 4-3 önde. Bak. Sağdan bir orta geliyor 22'de ona penaltı diyecekler kesin. 5-3 önde Fenerbahçe. Çünkü oyuncu ittiriyor. İttirdiği zaman eline değiyor. Yani ittirdiği eline değiyor. Hem e, futbolcuya faul yapıyor hem de o eline değiyor. Ne yaptı abi? 5-3. Adamların aldığı penaltı penaltı değil. Etti sana 5-2. Etti mi 5-2? Zaten skor 5'lere gelmiş olsa İstanbul Spor bu kadar yüklenip gol atabilir miydi? Bunu da size bırakıyorum. Ama Jesus'un konuşmaları beni biraz yani başka bir havaya soktu. Diyor ki bak takım sakinliğini kaybetti. Aslında maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'a getirmiştik. Bak şuraya kadar doğru. 2-0'a kadar oyun bizim elimizdeydi. Kaliteli bir oyun sergiliyorduk. 2-0'dan kısa bir süre sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Teken bir toptan penaltı oldu. Takım o golden sonra sakinliğini kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştı takım. Doğru. 3 gol atıyorsanız kaybetmemelisiniz. Ofansif olarak kaliteliydik. 3 gol attık ama <laughs> evinizde 3 gol atıyorsanız kaybetmemeli ve berabere kalmamalısınız diyor. Doğru. Rakibimizin hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama İrfan'ın kalesine gelmiyorlardı. Doğru. Rakibimizle puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor değişmedi. Ben bu cümleye çok ayar oldum. Çok ayar oldum. Ya ne demek durum aynı? Ya ne demek durum aynı. ya ligin bitimine 6 maç kaldı ya. ya Fenerbahçe'nin hani Türkiye Kupası'nda finale çıktığı bir senaryoda 8 maçı kaldı toplam. Yani toplam 8 maçın kaldı. Herhalde farkında değil. Tabii ki 96'larda gol yemek herkesi geriyor. Beni de taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkes de olumsuz bir iz bırakıyor. Ancak bizlerin oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmem gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivas Spor karşısında. Sivas Spor'da değil. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer maçın hakemleri Sivas Spor'u da böyle kollarsa vay bizim halimize. Yani o maç bitmez. Artık futbolcular utancından sahayı terk eder. Ama herhalde burada puan kaybettirdikleri için orada düzgün yönetirler. Yediğimiz ilk gol seken toptan penaltı golü. Defansif anlamda bazı anlarda çok iyi değildik. Her takım zaman zaman bu tarz zorluklar yaşar. Bu takımın geneline bakılınca bu takım savaşan ve pes etmeyen bir takım. Bugün de bunu yaptık ama maalesef bir puanla ayrılıyoruz. Önemli olan takımın savaşması, çalışmış ve her şeyi vermiş olması futbol böyle maalesef. Son olarak da diyor ki herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Biz de gerildik. Üzüldük. Taraftarlar, oyuncular, teknik heyet. Hepimiz çok üzüldük. Taraftarı anlıyorum. Kimse böyle bir beraberlik beklemiyordu. Üzgünüz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tarz tepkilerin olmasını normal karşılıyorum. Şimdi arkadaşlar beni bilirsiniz. Yiğit öldürürüm hakkını yemem. Çünkü hakkını yiyecek olursam o dönüp dolaşır benden çıkar. Bakın dediğim gibi bir lig düşünün. Lider olan takıma 3 tane avans. ikinci olan takımın da 3 tane hakkı yeniliyor. Sonra diyorlar ki şöyle oldu böyle oldu. Ama işin bir de farklı boyutu var. Mesela Rıdvan Dilmen diyor ki küme düşme hattındaki Giresun Spor. Fenerbahçe'den sadece bir gol fazla yemiş. Fenerbahçe'nin kendi sahasında bu kadar gol yemeye hakkı yok. Jesus'un hiçbir bahanesi yok demiş. Şimdi ben istatistikleri söyleyeyim. Doğru mu yanlış mı siz söyleyin. Fenerbahçe Kadıköy'de İstanbul takımlarına karşı bakın İstanbul takımlarına karşı gol sayısı yani yediği gol sayısı. Karagümrük 4. Galatasaray 3, Beşiktaş 4. Zaten 11 yaptı. İstanbulspor 3, 14 Ümraniyespor 3, 17. 5 tane maçta 17 gol yiyen bir Fenerbahçe. Ali Koç'un bir sözü vardı. Hani ben size şampiyonluk vaat etmiyorum ama gurur duyacağınız bir Fenerbahçe vaat ediyorum diye. Acaba Ali Koç bu tabloyla gurur duyuyor mu? Şimdi bak. Ben bunların hepsinin içine girerim. <laughs> Şimdi Allah şahidim. Ben Galatasaray maçına hakem hakem demem. Adamlar oynadı, kazandı. Beşiktaş maçın. Hatta ben Galatasaray arkadaşlarıma çıktım. Dedim ki böyle böyle Helal olsun. Tebrik ederim. Galatasaray Beşiktaş. İkisi de Fenerbahçe maçında oynadılar. Yani hakemlik hiçbir şey yok. Hani hakemlik hiçbir şey yok. Hani Fenerbahçe lehine hiçbir şey yok. Ya da rakibin lehine hiçbir şey yok. Karagümrük 4, İstanbul Spor 3, Ümraniye Spor 3. Ben Ümraniye maçını bir şey söyleyeyim size. Atılan 3 golü bağımsız bir araştırma şirketi incelesin. Der ki bu, bu takıma ne bu takımların. Bir, bir gol dışarıdan, bir gol avuttan, bir tane penaltı veriliyor ceza sahası dışından faule. Hani bunlar hiç konuşulmuyor mesela. Ama herkes şunu söylüyor. Sen Fenerbahçe'nin evinde 3 tane yemeyeceksin. Lan kardeşim. Bak kafaya koymuş bir hakemi hiçbir baba yiğit yenemez. At Beşiktaş Galatasaray maçı. Maçın hakemini beni yapsınlar. Ben de Beşiktaş'ı kayırayım. Beşiktaş'ın kazanmasını isteyeyim. Buyurun abi. Galatasaray yenebiliyorsa yenisin. Bak maçı bitirtmem. Maçı bitirtmem. 45. dakikada Galatasaray 6 kişi falan kalır ha. 5 kişi falan kalır. 6 kişi kalır. Birden bire yerler ha. O kadar diyeyim size. Hadi Fenerbahçe'ye sen hakemi deneyeceksin. Ya Fenerbahçe'ye falan hakemi yenemezsin. Ha diyeceksin ki ya hocam Bak iyi diyorsun hoş diyorsun tamam. <laughs> tamam hakem diyoruz biz de kabul ediyoruz. Ama işin bir de şu boyutu var. Ligin 17.si Ümraniye ile 3-3 kalıyorsun. 16.si Giresun'a 2-1 yeniliyorsun. İstanbul Spor'la 3-3 kalıyorsun. Yani Fenerbahçe'nin iç saha performansı. İyi de güzel kardeşim ben size derbi kazanmanın şampiyonluğa çok bir payı yok. Hani kaybedilen her derbiden sonra şampiyonluk gitti dediğinizde ya asıl Anadolu maçlarına odaklanalım. Bak biz hep küme düşme takımlarına puan kaybedince şampiyonluğu kaybettik dediğimde Bıdır bıdır gülüyordunuz. Hadi şu tabloyu değiştireyim. Değiştireyim. İstanbul Spor maçını kazanalım. 2 puan. Giresun maçını kazanalım. 3 puan 5. Ümraniye maçını kazanalım. 7. Fenerbahçe'ye 7 puan ekleyin. İyi de hocam bu işler öyle olmuyor. Bak doğru. Şimdi hakemler Fenerbahçe'ye bir kere sempatik bakmıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin son 6 haftada kalesine gelen şutların gol olma oranı %15.16'ymış. Sevgili Gürkan Kubilay söylüyor. Bugün daha da çıldırdı. 43'e çıktı. Ya bu ne demek? Hocam bizim savunmada iş yok demek. Doğru. <laughs> yani bu savunma bir de enteresan tarafı ne biliyor musun? Çift ön libero oynuyorsun. Dörtlü savunma oynuyorsun. Ve böyle bir. Rakibi Musteras'ı ise son maç hariç yüzde <laughs> 5 ile yiyor. Ha. Rakip de Mustera hatalı gol yedi mi? Yedi. Yedi, yedi mi arka? Yedi mi? Yedi. Teknik direktör çıkıp dedi mi? Demedim. Kalemize gelen her şut gol oldu diye. Dedi. Ama durum bu. Şimdi Murat Kosova diyor ki Jesus taraftara tepki göstermiş. <laughs> Her türlü rezaleti yaşat. Rıdvan Dilmen diyor bunu. Her türlü rezaleti yaşat. Sonra futbolcuları orta sahada topla. Sonra taraftardan destek iste. <laughs> Fenerbahçe taraftarı vefalıdır. Sabreder destek olur ama sonuna kadar. Ama sabrında bir sonu var diyor. Fenerbahçe taraftarı kadar sabırlı yeryüzünde başka bir taraftar grubu yoktur. Rakibin altın tepsiyle sana bir fırsat veriyor. Sen bunu elinin tersiyle geri itiyorsun. Sonra da destek istiyorsun. Artık yeter der. Adın Jorge Jesus da olsa. Jesus hafta içi Arda Güler'e taktik verirken video paylaşıyor. O sana ders verir zaten oyunculuğuyla. Her oynadığı sürede seni mahcup ediyor. Bugüne kadar Jorge Jesus'ta, Jorge Jesus'ta tribünlerden hiçbir tepki olmadı. Bir Fenerbahçe'nin aynı sezonda Kadıköy'de Galatasaray'dan 3 Beşiktaş'tan 4 gol yediği bir sezon yaşanmış mıdır? Bugün 80-90 bin kişilik stadyum olsa dolardı. Ne yapacaktı bu taraftar sana? Doğru. Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon kendi evinde 23 gol yedi 13 puan kaybetti. Bakın 23 gol. Allah aşkına ya. <laughs> Şimdi tamam. Bak hakem olayı başka. Onu kenara attım. Onu konuşmuyorum bile ya. O bitti. 36 gol yemişsin. Giresunspor 54 gol yemiş. Yani Rıdvan Dimen evindeki maçları kastediyor. Anlatabiliyor muyum? Önce onu söyleyeyim. Ha 5 mağlubiyetin 4 beraberliğin var. 29 maç. Toplam kaç? 30. 6 maça çıkacaksın. 2 tane hükmenin var. Sen 31 maçtasın. 5 maçın kaldı. Fenerbahçe olarak 5 maçın kaldı. Bir maçı Galatasaray'la. Hadi kazandığını sayalım ya. Hadi bir şekilde kaz 1-0 kazandığını sayalım. 70 67 diyelim hadi. 30. maçlar. E Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesi lazım. Başakşehir'e yenilmesi lazım. Öbürüne yenilmesi lazım. Ya ben enteresan bir hava gördüm. Ya ben Jesus'un açıklamalarında hani sanki biz bilerek yenildik. Ya bir şey bilerek puan kaybettik. Hani birileri dedi ki hadi Fener Galatasaray ikiniz de berabere kalın böyle bir şey yaptı ya. Yani ben açıklamaya baktım. Arkadaş ilim dondu. Şimdi 3-2 öndesin. Şimdi hakemi de yani da yerin dibine sokuyum. 3-2 öndesin. Bir şekilde geçmişsin. İleride Valencia Pedro. Ya kardeşim bak. İleride Valencia Pedro. İki tane forvetim var. Ya doldur boşaltı oynayacak rakibin. Orta sahaya hızlı geçmeye çalışacak rakibin. Çıkart birini. Al orta saha. Galatasaray başkanı 5 sene şampiyon olamasa o koltukta tutmazlar. Hatta o koltuğa gömerler. Yalansa yalan deyin. Beşiktaş başkanı 5 beş sene şampiyon olmasa o koltuğa gömerler. Trabzonspor başkanı 40 yıl şampiyon olamadı ama hiç fark etmez. 5 sene şampiyon olamasın yine o koltuğa gömerler. Ya Crespo, Arao ikisi birden oyuna giriyor. İki merkez orta sahada yaşıyor. Ya değiştirme. Çıkart Valencia'yı. Alkışlattır. 3-2 öndesin. <laughs> Al Arao'yu. İsmail Arao. Mert Hakan. Çıkar Mert Hakan'ım. Arao İsmail ee, bak Arao İsmail Crespo Valencia'da çıktı. Pedro'da çıktı. Yani yazık günah ya. Bak şunu da söyleyeyim. 5 büyüklükte Süper Lig'de en çok skorer hücum ikilileri. Mesela Valencia'nın bugün <laughs> bir tane asisti var. Batshuayi'nin yoksa da ama mesela Valencia Batshuayi 37 gol atmış. Jack Neborini 37 atmış. Haaland Foden 41 atmış. Yani ilk sırada Haaland Foden 41, Jack Neborin 37, Valencia Bacuay 37, Messi Mbappe 37. Ya sen böyle bir hücum attığını bilmiyorum ya. Bir arkadaşım da şunu söylüyor hocam diyor. Transferde karavana attı. Arda Güler'i e aylarca kulübeye mahkum etti. Cesus'tan bahsediyor. Yani transferde karavana doğru. Hangi transferi beğeniyorsunuz? Emre Mor'dan yararlanamadı. Ki Emre Mor. bak ben Rossici bir adam olarak söylüyorum. Rossici bir adam olarak söylüyorum şu Emre Mor varken Rossi kesinlikle oynatılmaz. Fenerbahçelilerin tek derbi galibiyetini göstermedin. Görevdeyken başka takımlarla flört ettin. Piyasa yaptın. Ve Jorge Jesus, Ali Koç da takımın başında tutuyor. Şunu söyleyeyim mi size? Jesus'la ve Ali Koç'la devam edersek şampiyon olacağımıza inanıyor musunuz? Ben inandığınızı zannetmiyorum. Kesinlikle zannetmiyorum. Bak kesinlikle zannetmiyorum. Peki Fenerbahçe'nin şampiyon olması için ne lazım? Hocam hakemleri satın alması lazım. İki maç çok değil. İki maç Galatasaray'da orasın. Fenerbahçe'yi kollasın. İyi de sizin bu dediğiniz yani Galatasaray duruşu gibi bir şey. 4 maçtır Fenerbahçe'nin 3 tane %100'lük golü verilmiyor. 4 maçtır Fenerbahçe'nin kaç penaltısı verilmedi? Ya ben söylüyorum bak Galatasaray'ın stadında Ferdi'ye yapılan penal yani Ferdi'ye verdikleri penaltının aynısını versinler. O hakemin esamesi okunmaz o statta. O hakem bir daha ömrü boyunca hakemlik yapamaz. Bir de sarı kart veriyor. Yani ben düşmanım diye. Benim aklıma bir şey geldi. Yeminle söylüyorum. Ulan dedim acaba biz Hani şey mi yaptık? Ayarladık mı? Atıyorum kafadan. Biz burada 3-3 kaldık. Galatasaray 3-3 kaldı. Haftaya atıyorum Fenerbahçe Sivas'ta bir şekilde kazanacak. İşte Galatasaray ne bileyim ee, Beşiktaş'a yenilecek. 2-0 yenilecek. ve Fenerbahçe sonra kazanacak. İşte puan farkını eşit yapacaklar. Lig daha çok izlensin. Cart olsun, curt olsun. Acaba böyle bir senaryo peşindeler mi diye düşünmüyor değilim. Şimdi maçtaki kural hatası olayına gelirsek. Arkadaşlar maçta bir tane kural hatası var biliyor musunuz? Çok net bir kural hatası. Ama bizim ülkemizde kural hatasında maç tekrar edilmiyor. Mesela Alanya kalecisi çift dokundu topa. Yani spiker'in bile çözdüğü olayı. Hakem, var hakemi, avar hakemi davar hakemi hiçbiri çözemedi. Geldiler Fenerbahçe'ye gol attılar. Şimdi kaleci iki kere dokundu. Orada mesela var devreye girip arkadaş iki kere dokundu. Bu golün iptal olması lazım demesi lazım. Bugün ben size bir tane kural hatası söyleyeyim mi? Orta sahada Ümraniye sporlu oyuncular atak yaparken Gol hata yaparken. Top hakeme çarptı. Hakem oyunu devam ettirdi. Normal şartlarda hakemin durdurması lazım. Yani bu kuralı, bak kuralı işletmesi lazım. Yani İstanbul Spor atağını kesmedi ve kural hatası yaptı. Ben size söylüyorum eğer Fenerbahçe yönetimi bir kural hatası falan filan peşindeyse bu kural hatasıdır. Hocam skora etki etti mi? Etsin etmesin. Mesela oyuncu kırmızı kart yedi. Bir dakika sahada kaldı. Skora etki etmiş midir? Oyuncu gol atmadı ki hocam. De diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Kural tazı bu. Ama diyeceksiniz ki Fenerbahçe yönetimi buna itiraz eder mi? Etmez. Fenerbahçe yönetimi neye itiraz etmiş ki buna itiraz edecek? Fenerbahçe yönetimi yani Galatasaray lehine hareket eden bir organizma gibi ya. Ya şirkte arkadaş oynatmıyorum ligi. Bak herif lig oynatmıyorum dedi. Kadıköy'de Galatasaray bestesi açan bir araç saldırıya uğradı diyor. Ya bunlara da yapmayın abi. Göz göre göre kaşınmayın. <laughs> yani göz göre göre kaşınmayın. Ondan sonra Fenerbahçe taraftar şöyle yaptı. Ya aynısını Galatasaray için düşünün. Hepsi yapar. Peki sizce Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybettiyse kaybetmesinin en büyük sebebi ne? Futbolcular mı? Jesus mu? Ali Koç mu? Hakemler mi? Erman Toroğlu, Pedro sabit ve topa bakıyor. Kaleci topa geliyor. Topu yumrukluyor. Ve sonrasında Pedro ile çarpışıyor. Pedro nereye gidecek? Uçacak mı? Faul ile uzaktan yakından alakası yok. İnanılır gibi değil. Yazık diyor. Al. Şimdi bak. Abi maçın daha 5. dakikası. 1-0'a gidesin. Bak her kez de şu cümle var. E abi 0'a ne gelecek de biz beraber kalırdık. ya. Nereye kalıyorsun ya? Nereye kalıyorsun? Al, Al buyur. Al buyur. Ha şunu da söyleyeyim ya Beşiktaş'a yenilen Galatasaray'a yenilen e, ya da ne bileyim Kadıköy'de çok rezillik yaşayan Ali Koç ve Jesus ya sadece Ali Koç değil, Jesus da aynı yani bu ilk ya da son değil bu maç tekrar edilse bile hiçbir şey değişmez hiçbir şey değişmedi payı olarak maçı Fenerbahçe'ye bir şekilde verirler bak bir şekilde verirler hocam Fenerbahçe iyi oynar kazanır öyle deme ya e, saçma sapan bir şey verilir merak etmeyin. Yani merak etmeyin. Haberiniz olsun. Onu da yaparlar. Sonra al buyur. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün Fenerbahçe 3 üçgen. Uydurma bir penaltı. 4-3 kazandı Fenerbahçe. Ne oldu? Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe futbol takımı. Yani Fenerbahçe futbol takımı. Yani şampiyonluğa inanır bir oyun sergiledi mi? Emre Mor sergiledi. Arda Güler sergiledi. İsmail Yüksek sergiledi. Sergiledi. Ferdi Kadıoğlu sergiledi. Yorga Cesus sergilemedi. Yani bunu da söyleyeyim. Peki size soruyorum. Sizce maç e, kural hatasından iptal edilir mi? Tekrar edelim. Ben hiç sanmıyorum. Bir de fikstür o kadar sıkışık ki. Yani fikstür o kadar sıkışık ki. Hiçbir şey yapılmaz. Ha ne olur? Buradan alıp başkasına, o birinden alıp başkasına. Mesela Sivas'ın offsiteımsı olayı var. Galatasaray Sivas evinde yenilecek olursa offsiteımsının intikamı. Ne bileyim, Fenerbahçe bu haftanın intikamını hani hakemle yenildiğinin intikamını haftaya Sivas maçında kötü bir oynasa hakemle kazanır. Ya bu bizim ülkede bunu yapıyorlar. Ben şunu söyleyeyim. yani penaltımsılarla, şunlarla, bunlarla ayakta tuttukları takımları yani görüyorsunuz oyunlar belli. Ha bizde kendi hatalarımız var mı? Çok büyük hatalarımız var. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe şampiyon olmazsa ne Ali Koç'u isterim ne Jesus'u isterim. Öyle, Türkiye kupasını kazandık devam edelim falan. Geçiniz. Burası hayır kurumu değil. Hocam borcumuz çok bizi kayyuma devrederler. Lan keşke devretseler. Yeter ya. Bir kere ölürüz. Belki birçoğumuz deriz ki takım artık bizim takımımız değil. Anlatabiliyor muyum? Aklımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Destekleriniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Hocam peki bir şey söyleyeceğim. Sence bu maç e, kural hatasına tekrar edilmez. Hiçbir şekilde edilmez. Dediğim gibi en fazla bak dikkatlice izleyin. Bak çok samimi söylüyorum. Dikkatlice izleyin. En fazla bir maç sonra Fenerbahçe'ye üfürükten bir şey verirler. Ya da Galatasaray'a Galatasaray'ın aleyhine üfürükten bir şey verirler. Derler ki bak geçen hafta böyle oldu. Bu hafta da böyle oldu derler. İzleyin görün. Süperlik tiyatrosu bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.